Burada olacağını tahmin etmiştim. Özgür, şu an değil ya. Söyleyeceklerimi kaldıramam. Ne söyleyeceğimi zannediyorsun? Gerçekleri. Benim ne kadar berbat bir abla olduğumu, ne kadar berbat bir evlat olduğumu, ne kadar berbat bir arkadaş olduğumu. Aslında ben seni anladığımı söyleyecektim. Yapma. Böyle daha kötü hissediyorum kendimi. Gerçek bu gece. Ben seni gerçekten anlıyorum. Sen mükemmel bir abisin. Beni anlaman imkansız. Teşekkür ederim. Ama benim böyle doğduğumu düşünmüyorsun değil mi? Ben de senin gibiydim. Hatta yanlış anlama, ben senden daha kötüydüm. Yanlış anlıyorum. Ama sana inanmıyorum. Beni teselli etmek için söylüyorsun. Peki. Ben sana hikayemi anlatacağım. Doğru mu yanlış mı sen kendin karar ver. Annemle babamın nerede olduğunu sormuştun, hatırlıyor musun? Evet, sen de çok uzaktalar demiştin. Ben yalan söyledim sana. Çünkü hala bunları anlatırken ben çok zorlanıyorum. Ben annemle babamı bir yangında kaybettim. Elektrik kontağından çıkmış. İkisi de uykuda yakalanmışlar. Rüzgarda ne hikmetse tavukların yanındaymış. İtfaiyeciler onu tavuk kümesinde bulmuşlar. Onu oradan çıkarmak için çok uğraşmışlar. Rüzgar da çok korkmuş, çok direnmiş. Krizi giderek daha da büyümüş. Ben haberi aldığımda okyanusun ortasındaydı. Buraya da varmam günler sürdü. Rüzgar da o sırada hastaneye kaldırmışlar. Bir sürü de sakinleştirici vermişler. Garibim de her uyandığında tekrar tekrar krize girmeye devam etmiş. Çok sıcak. Ateş anneyi aldı, babayı aldı. Siren geldi, siren geldi böyle. Nani, nani, nani oldu. Ateş aldı anneyi. Ateş aldı anneyi. Anne yandı. Çok sıcak. Ben geldim abiciğim. Çok sıcak. Ateş yaktı, yaktı, yaktı. Ağla. Ateş anneyi aldı. Onu ilk gördüğümde bu dünyadan dil gibiydi. Beni tanımadı. Büyüdü, büyüdü. Ateş çok büyüdü. Babayı aldı, babayı aldı. Anne bağırdı, 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 bağırdı. Konuşmadı. Yandı, yandı, yandı. Hayır. Yandı, her yer yandı, yandı. Sonra büyüdü, büyüdü, büyüdü. Ateş hep büyüdü, büyüdü. Hiç durmadı, durmadı, durmadı. Annem babanın ölmüş olduğunu bilmek kabus gibiydi. Türkiye'de ona ne kadar da ben bu kabusu yaşadım. Yine de kardeşimin hayatta olduğunu bilmek beni teselli ediyordu. Ama Rüzgar'ı o halde görünce artık kardeşimin olmadığını anladım. Günlerce ona ulaşmaya çalıştım. Ona ulaşmak için her yolu denedim. Bak, en sevdiğin yemek. Abim çok lezzetliymiş, hadi. Bir tadına bak. Ben yiyeyim, ben tadına bakayım. Yaktı, yaktı, yaktı. Çok güzelmiş abiciğim.
Hadi. Özgür yoktu, özgür yoktu, özgür denizde de, özgür denizde, özgür denizde, özgür yok. Yaktı her yerse kollu, yaktı, 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 büyüdü, büyüdü, yaktı, 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 yandı, özgür yok, özgür denizde, özgür denizde. Özgür denizde, özgür denizde, özgür denizde. Tek istediğim neydi biliyor musun? Onu o problemden kurtarıp kendi acılarıma gömülmekti. Dalga sesi. İyi yap. Anne bağırdı, bağırdı, bağırdı. Yelkenliği hatırlıyor musun abicim? Bak, böyle yelkenler vardı ya. Anne bağırdı, bağırdı, bağırdı. Bak, ben çok severdim o yelkenleri. Anneyi aldı, babayı aldı. Anneyi aldı, babayı aldı. Yaktı. Rüzgar artık kardeşim olmaktan çıkmış, çözülemez bir probleme dönüşmüştü. Kendi acısından başka hiçbir şeyi umursamayan bencil birisi olarak gözümde gözüküyor. Abiciğim, bak sana renkli bir oyuncak getirdim. Bak, renkli güzel bir oyuncak bu. Rüzgar. Baba yandı. Abiciğim. Anne baba. Hadi biraz oynayayım ister misin? Anne baba. Biraz oynayayım. Anne baba. Çektiler şu balıkları. Onlar benim de ailemdi. Benim de annemdi, benim de babamdı. Ben de ailemi kaybettim. Anne baba. Ben de ailemi kaybettim. Anne baba. Anne baba. Bırakmayacağım seni. Öyle kapanıp kaçmak yok. Bana onlardan kalan tek şeysin. Benim tek ailemsin. Beni bak bu şekilde terk edemezsin Rüzgar. Yaktı, yaktı. Anneyi babayı yaktı. Yoklar. 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 Yeter. Git bak bana. Bir kerecik abidir, bana bir kerecik abidir Rüzgar. Bir kerecik abidir, bana hayatım birlikte sarıldı. Birlikte sarıldı, anladın mı? Günlerce ona ulaşmaya çalıştım. Bana bakması için, beni görmesi için, bana bir kere abi demesi için beni çok zorladım. Aslında yapmam gereken karşısında değil, yanına durmakmış. Yaktı, yaktı, yaktı. Ateş anne babayı yaktı. Anne bağırdı, bağırdı. Kendimi kaybolmuş bir yelkenli gibi hissediyordum. Açık denizin ortasındaydım. Hangi yöne gideceğimi bilmeden öylece duruyordum. Rüzgarsa rüzgar gibiydi işte. Kendi başına yaşıyordum. Ateş sıcaktır. Ateş yakar. Bağırdı, anne bağırdı, bağırdı, bağırdı. Ateş yakar. Ateş annemi yaktı. Sana kendini daha yakın hissetsin diye mi böyle yaptın? Hayır. Sadece
Yelkenlerimi açıp kendimi rüzgara bıraktım. Artık onu iyileştirmeye çalışmıyordum. Kendimi iyileştirmeye çalışıyordum. Ateş babamı yaktı. Ateş yüreğimizi yaktı. O cümleleri söyleyip durmak bir şekilde insana iyi geliyordu. Kaçmaya çalıştığım bir canavarla yüzleşmek gibiydi. Ateş bizi yaktı. Çok yaktı abicim. Ateş yakar. Ama su söndürür abicim. Su bütün ateşleri söndürdü abicim. Gözden bakan su bütün ateşi söndürür abicim. Onları çok özleyeceğiz. Bir daha onlara sarılamayacağız. Artık sadece birbirimize sarılabiliriz abicim. Sen hepsi ol. Yok korkma abicim. Korkma, yanmayacağım ben. Korkma. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seni asla bırakmayacağım abicim benim. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Seninle karşılaşmak Gülcan'ın mı bir şansıydı? Yoksa benim mi? Onu bilmiyorum işte.